Almanya'da yaşanmış, Almanya'da bir çorap fabrikasında, daha önce konuştuk mu bilmiyorum, çorap fabrikasında namaz ile alakalı yaşanmış bir olay. Fabrikanın sahibi geliyor 3-5 tane oradaki işte kardeşlerimize. Bakın arkadaşlar, namaz, madem ki namaz kılıyorsunuz, madem ki namaz ibadetiniz var, bunu işten sonra kılın, akşam olduğunda kılın. Benim gündüz size vermiş olduğum para karşılığında çalışıyorsunuz. Benim hakkıma giremezsiniz, böyle bir hakkınız yok diye patron söylüyor. Fabrikanın sahibi namaz kılan 5-10 kişi var diyelim, onlara söylüyor. Bu sefer işlerinden bir tanesi patronun karşısına dikiliyor. 9 kişi yok. Neden? Mücadele yok. Şuur yok. His yok. Düşünce yok. Namaz kim için kılınır? Sadece Allah için kılınır. Fabrikanın sahibinin karşısına dikilerek Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh kelime-i şehadeti. Adamın zihin dünyasını bırak, kalbine oturmuş çünkü. Namazı neden kıldığını biliyor. Fabrika sahibine, işte patrona neyse, bakın beyefendi, ben bu namazı Allah rızası için kılıyorum. Madem ki ben zaten gündüz çalışıyorum, öğlen ve ikindi vakitlerinde namazımı kılıyorum. İki vakit namaz kılıyorum fabrikada. Diğer vakitlerimi zaten evde kılıyorum. Sen benim namazımı niye engelliyorsun? Hayır kardeşim, kusura bakma, namaz kılmaya izin vermiyorum diyor. Ve devamında değerli cemaat, o kişi fabrika sahibine, madem ki bana namaz kılmaya izin vermiyorsun kardeşim, o zaman benim öğlen ve ikindi namazında yarımşar saat diyelim, yarımşar saatten benim günlük bir saat yevmiyemi kes. Patronun hoşuna gidiyor. Tamam. Herkes orada tabii dinliyor. Diğer namaz kılanlar geliyor, diğer işte insanlar geliyor. Herkes dinliyor. Patron da, fabrika sahibi, herkesin içerisinde tamam, senin günlük bir saat yevmiyeni keseceğim. Ve diğer namaz kılanlar ona, yahu kardeşim neden sen bu şekilde gittin söyledin? Akşam kılardın, kaza yapardın evde. Niye yani gittin patronu şimdi işkillendirdin? Niye fabrika sahibiyle bizi papaz ettin? Niye kötü yaptın bizi? Yani keşke bunu söylemeseydin. Bak, bir saatin kesilecek günlük yemeğe de. Olsun kardeşim, bir saatten sorun olmaz. Günlük 100 lira alıyorsam 90 lira para alırım. Ama Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanırsam bana yeter. Samimi olacağız, dürüst olacağız. İhlaslı olacağız. Vefakar olacağız, sadakatli olacağız, Allah'a olan sadakatimizi ödeyeceğiz, ödemeye çalışacağız. Nitekim günlük bir saatten 10 liradan aylık 300 lira para gitti. Ay sonu geldi. O günlük bir saatimi kes dediği diyen kişinin maaşı 1000 liraysa hesapta 2000 lira para var. Patrona gider, muhasebeciye gider. Ya hanımefendi, beyefendi, yani biz fabrika sahibiyle, patronla konuşmuştuk. Benim günlük 10 lira maaşımdan kesecekti bir saatlik para. Aylık 300 lira para kesik olması lazım. Ben 700 lira almam lazımdı. Hesabı normal bir şekilde söyle, 700 lira, 1000 lira neyse, 700 lira almam lazımdı. Bunu patronla konuşun, işverenle konuşun, benim alakam yok, muhasebecinin ifadesi bu. Ve devamında gider, randevusunu alır, girer içeriye. Beyefendi, benim aylık 300 lira param kesilecekti. Neden bu hesapta bu kadar fazla para var? Maaşımın iki katı var. Bak kardeşim, siz namaz kıldığınız o kişiler, 10 kişiyle beraber namaz kılıyoruz diye namazı bahane edenleriniz vardı içinizde. Namazı bahane edenleriniz vardı. Öğlen namazı kılıyorum diye nereden geliyorsun? Geç kaldığında yok masanın başında. Namazdan geliyorum efendim. Nereden geliyorsun? Namazdan geliyorum efendim. Soruyorum herkese, namazdan geliyorum. Yani bunu suistimal ediyorlar, istismar ediyorlar, kullanıyorlar diye böyle bir yola başvurdum. Ama baktım ki sen davanda sabitsin. Davanda kararlısın. Kaypaklık yok, raksetme yok, yan çizme yok. Sen gerçekten Allah rızası için bu namazı kıldığın için ben de sana hem namaz kılma izni vermiş oldum,
Hem de maaşını iki kat artırdım. %100 zam yaptım sana. Gördük mü samimiyi? Gördük mü vefakarlığı, cefakarlığı, sadakati? Peki sonra ne oldu? Sonrası çok komik. Bırakın Allah rızası için namaz kılmayanları. Gerisi çok komik. Hemen o 9 kişi gider. İşte efendim biz de namaz kılacağız. Bizim de maaşımızdan kesin. Geçti borun pazarı. Sür merkebini nide ederler adama. Patron, o imtihan o zamandı. Yani sizler de gelip bana benim de maaşımdan kes diye gerçekten samimi bir şekilde direseydiniz, deseydiniz ben de sizin maaşınızı iki kat yapacaktım. 9 kişi gider üzülürler, bizim maaşımız niye iki kat olmadı? Niye olmadı? Samimiyet yok, vefakar yok, cefakarlık yok. Bizler önce kendimizi düzeltelim. Önce şahsıma söylüyorum bunu. Sonra size teker teker söylüyorum. Kimseyi kandırmaya gerek yok. 100 sene yaşasak da, 150 sene yaşasak da bu dünyayı ve nimetlerini ve mafiha içinde olanları vakti geldiğinde terk edeceğiz.